Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Sonuç derece yayınlarından gerçekten çok güzel AYT'lik bir parabol sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Demiş ki, suda taş sektirme oyununda taşın suya ilk değdiği andan sonra sudan yüksekliği H1 metre, yatay pozisyonda aldığı mesafe X metre olmak üzere H1 ile X arasındaki ilişki H1 eşittir eksi 1 bölü 8X kare artı 1 bölü 2X şeklindedir taşın suya ikinci değdiği andan sonraki yüksekliği h2 metre, ilk suya değdiği andan itibaren yatay pozisyonda aldığı mesafe x metre olmak üzere h2 ile x arasındaki ilişki h2 eşittir eksi 1 bölü 9 x kare artı 11 bölü 9 x eksi 28 bölü 9 şeklindedir. Taşın ilk kez suya değdiği andan üçüncü kez suya değdiği ana kadar geçen sürede sudan yüksekliği için 2 farklı zamanda 40 santim olacaktır. 3 farklı zamanda 25 santim olacaktır. 4 farklı zamanda 10 santim olacaktır ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar aslında birinci grafik birinci denklemin grafiği. ikinci grafik ise ikinci denklemin grafiği olarak verilmiş. O halde şöyle yapalım. Taşın ilk kez suya değdiği noktayı arkadaşlar. Şöyle y ve x eksenini yerleştirelim ve grafiklerin x eksenini kestiği noktaları bulalım arkadaşlar. Birinci grafik yani birinci denklem için konuşursak sıfır eşitleyelim. Her tarafı 8 ile çarparsak ne gelir arkadaşlar? Şuraya yazalım bakın. Eksi x kare artı 4x eşittir 0 olarak gelir. x parantezine aldığım zaman eksi x artı 4 eşittir 0. Buradan x eşittir 0 ve x eşittir 4 olarak gelir. Yani birinci noktamız 0. İkinci noktamız 4 olarak geldi. Arkadaşlar o halde ikinci grafiğin x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi 4 olmak zorunda. Diğerini bulalım. Şöyle yapalım. Biz bunu da 0 eşitleyelim arkadaşlar. Her tarafı 9 ile çarparsak bakın eksi x kare öyle değil mi? Artı 11x eksi 28 eşittir 0 olarak gelir. Eksi x'i x yazdığımız zaman eksi 7 ve artı 4 yazarız. Bakın buradan x eşittir 4. Alttaki ifadeden ise x eşittir 7 olarak gelir. Yani ikinci kökte 7'ymiş. Arkadaşlar şimdi parabollerin tepe noktalarını bulalım. Neden bulduğumuzu birazdan gerçekten çok iyi anlayacaksınız. Birinci grafiğin tepe noktasının apsisi 0 ile 4'ü toplarsak 4. 2'ye bölüyoruz. 2 olarak geldi. X yerine 2 yazacağız arkadaşlar birinci denklemde. X yerine 2 yazarsak bakın. Eksi 1 bölü 8 çarpı 4. Öyle değil mi? Artı 1 bölü 2 çarpı 2'den Eksi 1 bölü 2 artı 1'den 1 bölü 2 metre gelecek. 1 bölü 2 metre kaç santimdir arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı 100'den 50 santimdir. Şuraya 50 santimi yazdık. Yine aynı mantıklı arkadaşlar. Bakın ikinci parabolün grafiğinin tepe noktasının apsisi 4 ile 7'yi topladığımız zaman 11. 11 bölü 2 olarak geldi. X yerine 11 bölü 2 yazdığımız zaman bakalım kaç geliyor? Eksi 1 bölü 9 çarpı 11 bölü 2'nin karesi 121 bölü 4 artı 11 bölü 9 çarpı 11 bölü 2 eksi 28 bölü 9 olarak geldi. Öyle değil mi? Şimdi eksi 121 bölü 36 artı 121 bölü 18 eksi 28 bölü 9 şeklinde yazarız. Payda eşit dediğimiz zaman 2 tane 121'den bir tane 121'i çıkartırsak 121 4 ile eksi 28'i çarparsak eksi 80 eksi 112 bölü 36 olarak geldi. 9 bölü 36'dan 1 bölü 4 metre geldi arkadaşlar. 1 bölü 4 metre yüzde çarparsak 25 santim olur. Demek ki aslında şuradaki değerimiz de 25 santimmiş. Şimdi arkadaşlar bu iki grafiği gelin şu aşağıda boş kısımda daha büyük şekilde çizelim. Çünkü bizim gerçekten biraz büyük bir şekle ihtiyacımız var soruyu anlatabilmek için. Şöyle birinci grafiğimizi şöyle çiziyorum arkadaşlar. İkinci grafiğimizde böyle çizdiğim zaman şunu uzatalım şöyle x ekseni kestiği noktalar tepe noktasının k'sı 50 santim tepe noktasının k'sı 25 santim olarak geldi. Arkadaşlar soru da demiş ki taşın ilk kez suya değdiği andan üçüncü kez suya değdiği ana kadar geçen sürede sudan yüksekliği için iki farklı zamanda 40 santim olacaktır. Bakın biz sudan yükseklikleri bulurken aslında şöyle yapacağız. X yerine değerlerimizi noktalarımızı yazacağız. Y'deki karşılıkları taşın sudan yüksekliği olacak. Öyle değil mi? Birinci öncüle baktığımız zaman iki farklı zamanda sudan yüksekliği 40 santim olacak demiş. Yani şuraya 40 yazdığım zaman iki farklı X değeri için sonucun 40 gelmesi lazımmış. Şöyle grafiği biraz daha yukarı kaydıralım. 40'tan Grafiklere gidersek bakın bir farklı x değeri buradan geldi. Örneğin şurada x1 değeri var. x1 için taşın yüksekliği 40 geldi. Devam ettiğim zaman bakın arkadaşlar buradan da bir farklı x değeri geldi. Yine söylüyorum x2 için taşın yüksekliği 40 olarak geldi. Bakın arkadaşlar devam ettirdiğimiz zaman ikinci parabolün grafiğini kesmiyor. Gerçekten de iki tane x1 ve x2 değeri için arkadaşlar taşın yüksekliği 40 santim olarak geliyor. Bizim birinci öncülümüz doğrudur. Şimdi ikinci öncüle bakalım. 3 farklı zamanda 25 santim olacaktır demiş. Bakın 25 santim arkadaşlar taşın yüksekliği. Geldik şöyle grafiğe bir farklı x değeri geldi. iki farklı x değeri geldi. Arkadaşlar ikinci parabolün tepe noktasının zaten 25 olduğunu az önce bulmuştuk. Demek ki 25'i e devam ettirdiğimiz zaman bu parabole teğet bir farklı noktada buradan geliyor. 3 farklı x değeri için arkadaşlar taşın yüksekliği 25 santim olarak geldi. Şimdi üçüncü öncüle bakalım. Demiş ki 4 farklı zamanda taşın yüksekliği 10 santim olacaktır. Onu yazdığımız zaman arkadaşlar bakın bir farklı x değeri 2, 3 ve 4. Yani 4 farklı zamanda taşın yüksekliği 10 santim olacaktır. 3. öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Yani bizim doğru cevabımız Edirne şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için arkadaşlar açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.